Rüya, sana ne aldım? Bir şey söyleyeceğim. Benden hiç bunlardan görmemiştim. Markette gördüm. Lor bebekli ve Hello Kitty'li sürpriz yumurta. Bunların içinden de oyuncak çıkıyor mudur sence? Çıkar bence. Aç bakalım hani, merak ettim. Hangisini açayım? O bici bici yapalım. Tamam hadi yap. O bici bici karamel sepeti. Her an biraz gitmiştik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik. Dik maçız. Sanki senin canın başına böyle bir Hello Kitty'yi önce açıp sonra Lör Bebekli'yi açmak ya yani, bağırdı. Evet. Değil mi? Lör Bebekli'yi daha mı çok merak ediyorsun acaba? Ben bu Hello Kitty'yi de açmak. Aç bakalım hadi. Aslında şöyle olsa şu an içlerinden birisinde şey olsa böyle siyah beyaz çikolata olsa çok böyle merak etmez misin ya? Bu normal işte. Tamam, ben çikolata. Bir şey söyleyeceğim, benim de canım istedi. Bana da yarımını verir misin? Veririm tabii. Ne vallahi, teşekkür ederim. Oyuncağı peki? Oyuncak içimizde. Tamam, ben zaten çok oyuncakla oynamıyorum biliyorsun. Ben kırıyorum. Kır bakalım, hazırım. Rüya mıncık mıncık olmuş, attı direkt ağzına. Kesin o ağzına attıklarından vereceksin bana da, değil mi? Hadi bakalım. Ya buraya koymasaydık masanın üstüne. Neyse dur bakalım. Hakkında ne çıktı? Anne çeşitleri var. Abla sırpsın. Rüzgar sana bir şey... Tokat mı oluyor? Evet. Aa, Rüzgar'a toka çıkmış. Tabii Lör Bebekli'yi alıp aç da hemen. Aa, bakayım mı tokasına? Ay bir şey söyleyeyim mi? Ben bu Lör Bebekli şeyi daha çok sevdim, sürpriz yumurtayı. En azından faydalı bir şeyler çıkıyor ya. Oyuncak çıkıyor, oynamıyorsunuz zaten doğrusu. Hayır, bu ablanın, bu senin değil. Bunu ablana ver. Hemen kabıyla yiyecek, hayır. Hadi bunun açışın önüne çıkacak bakalım. En son hepsinin çikolatalarını alır yeriz. Bir tane de ben yiyeyim bari, çok güzel görünüyor. Evet, Rüzgar aldı. Açtın mı? Bunun çikolatasının tadı daha mı güzel acaba, daha mı kötü bilmiyorum. Aynen. Başka neler çıkıyor çikolata? Bir şey demiş. Evet, onlarca şey çıkar. Acaba bunlar ne çıkacak? Hadi bakalım. Aa. Bir, iki, üç. Aynı mı içinde çıkanı? Değil. Bir şey soracağım, çikolatası hakkında ne düşünüyorsun? Bence güzel. Ben öbür çikolatalarını daha çok seviyorum galiba. Ya böyle eskiden vardı, böyle içi beyaz oluyordu, dışı kahverengi. Ben en çok onları seviyorum biliyor musun? Çıktı. Aç bakalım içinden ne çıkacak. Çok heyecanlıyım şu anda. Şöyle temizleyeyim. Dın 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 dın. Hadi. Tamam. Hadi ya. Çıktı. Açamadın. Parçalı mı? Aa, öncelikle bir tane de toka çıktı. Sticker. Hayır, ben de toka. Sticker bu ne ya? Anneciğim su içiyor musluktan. Gerçekten içiyor. Çöp o, pis pis o. Ya çarptan mı? Musluktan su içiyor. Sevelim mi ya? Sevelim. Bir seni. De bir tane de karısı varmış bu erkek. Evet. Doğuracakmış o da. Karısı var. Rüzgar ne yapıyorsun? O da. Kediyle beraber suyla mı oynuyorsunuz? Ben deyiz. Ay çok tatlı. Ellerini ıslatıp sen kediyi yıkıyor olabilir misin? Ben mi yıkayacağım? Hayır, kediler sevmez yıkanmayı. Yıka kediyi. Hadi bakalım. Kediyi yıka. Sever mi suyu? Yıka kediyi. Ha, seviyor suyu. Ya sevmiyor. Seviyor. Baksana kaçıyor. Gel bakalım. Sakin. Gel şöyle sevelim seviyor. Rüya sen de geçip sevsene annem kediyi. Ne yapıyorsun? Rüzgar kedi evine giriyor. Evine girdi. Rüya sen biraz kediden kalkmış olabilir misin? Evet, kalktım biraz. Gerçekten mi? Beyaz. Bir de onun karısı var. Evet anneciğim, hamileymiş öbür kedi. Kedicik gel bakalım. Gel kedicik. Kapısını kendi açıyor. Elini de uzatıyor. Ne olur dur. Ne yapacak? Çıksın bakalım. Dur ben onu nasıl çıkaracağım? Arkadaşlar bu kedinin adı Beyaz. Ama bu kedi sağır bizi duymuyormuş maalesef. Neden? Çünkü kulakları duymuyormuş anneciğim. Neden olduğunu bilmiyorum ama. Çıkıyor, şimdi rüzgarın arkasını çıkacak.
Bunlar kedinin oyuncaklarıymış. En çok hangisiyle oynuyor bilmiyoruz tabii. Şöyle bir yol yapayım. Rüzgar kediyi gördün mü? Anne yol yaptık. Gel bakalım. Beyaz. Korkuyor işte duymadığı için muhtemelen. Yavaş anneciğim atma öyle. Gel 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 kedicik. Anne. Hadi çık gel. Anne. Ne oldu anneciğim, ne oldu? Tırnağı bükülmüş. Evet işte o yüzden dikkat edin dedi ya. İşte mantıcım. Gelsene beyaz yanımıza. Anne korktu korktu. Yavaş hareket et anneciğim, korktu. Beyaz gel hadi. Rüya bak çıktı dışarı. İyi hadi sevebilirsin onu yavaş yavaş. Kapısını kapattı rüzgar giremesin diye. Açtım. Açtın mı? Açma açma, girmesin bence de, sevelim. Galiba tırnakları kaşınıyor. Ne dersin? Kaşıyamayız. Hayır o öyle kaşıyor zaten. Bak görüyor musun, şu an tırnaklarını kaşıyor. Nereden halıyı kaşıma sanıyor? Koltuğun altına girerse nasıl seveceğiz onu Rüya? Giymiyor bak. Kapat rüzgar kapısını. Ay, işte bu. Anneciğim o gerçek tavşan değil. O bir oyuncak tavşan. Anne bak burada ne var? Beyaz evin kapısının açık olduğunu gördü ama gitmekten vazgeçti. Şu anda bu odada dolaşıyor. Hayır. Sen kediyi daha çok seversin diye düşünmüştüm ama sanki bir tık korktuğun gibi mi geliyor? Korktun mu? Çünkü böyle pençe gibi yedirecek gibi bizi hiç görmedi ya. Ya çok tatlılarım. İçi de oynuyor. Çok güzel görünüyorsunuz şu anda. Evet, Bonnie ile oynayın. Kediyle rüzgar oynuyorlar. Anne bak, dinle basın. Ne diyor? Sen onu sınıyor. Rüzgar dokunabilir misin sen kediye? Anne. Aferin anne, sana. Anne. Ses çıkıyor bundan. Evet, hadi Rüya, bir kere de seni sevmen lazım kediye. Hadi o bak. Kadar geldi hayvan yanımıza. Hadi gel gidelim sevgilim. Kedicik. Ben de sevebilir miyim? Ha duymuyordun değil mi? Olsun bak, yavaş yavaş sevdim. Nereye gitti o? Gel gel şuradan bakalım. Nerede mi?